Kütahya'dan Hakkari'ye atanan Vali Ali Çelik için veda yemeği düzenlendi. Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen programa il protokolü, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık, Vali Ali Çelik sayesinde şehre birçok kalıcı eserin kazandırıldığını belirterek hizmetleri için Vali Çelik'e teşekkürlerini iletti. Birlikte çalıştığımız dönem içerisinde devletin temsilcisiyle milletin temsilcilerinin nasıl birlikte bulundukları yerde uyum içerisinde çalıştıklarını çok güzel örneklerle sergilediği ve gerçekten çözüm odaklı yaklaşımlarıyla şehrimize birçok eserin kazandırılmasında vesile olduğu için şahsım başta olmak üzere tüm belediyemizin çalışanları ve Kütahyalı hemşehrilerim adına kendisine ve çalışma ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Çelik ise kocaman bir aile olduklarının altını çizerek birlik olmak adına çaba gösterdiklerini ifade etti. İnsan ancak ekip olabilirse, bir aile olabilirse, milletler de birlik olabilirse başarılı olabiliyor. Ben Kütahya'da sizlerin, bizim, hepimizin birlik olma arzusunu kendi çapımda faydaya dönüştürdüm. Belki o nedendir bu başarı diye Mustafa Başkanım söyledi ya, ben kendim bu ihtiyaçtan faydalandım. Bu insanların hepimizin birlik olmak gerektiğine ilişkin bir çaba gösterdik. Konuşmaların ardından Başkan Işık ve protokol üyeleri Ali Çelik'e hizmetlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ederek hediyelerini takdim etti. Kütahya'nın sevilen valisi Ali Çelik yeni görev yeri Hakkari'ye alkışlarla uğurlandı. 18 Haziran 2020 tarihinde Kütahya'da göreve başlayan Vali Çelik'i uğurlama töreninde vatandaşlar yalnız bırakmadı. Protokol üyeleri, milletvekilleri, kurum müdürleri, şehit aileleri, engelliler ve çok sayıda kişi valilik önünde kuyruk oluşturdu. Duygulanların yaşandığı törende Vali Çelik kendisini uğurlamaya gelen vatandaşlarla tek tek vedalaştı. Biraz geriden al. Kütahyalıların sevgisiyle uğurlandığını söyleyen Çelik konuşurken gözyaşlarını tutamadı. Hepinize gönlüne göre versin. Biz buradan dua biriktirerek ayrılıyoruz. Benden yana bütün Kütahya hakkım helal olsun ama istemeden. İstemeden kalbini kırdıysak hiçbir kötülük niyetimiz yoktu. Bu ülkede, bu memlekete taş üzerine taş koymaktan başka derdimiz yok. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.